Cenaze namazını vakit namazını kılmadan önce kılmak caiz olur mu? Cenaze duasını bilmeyen imamı uyarken Fatiha'yı kendisi okur mu diye sormuş. Şimdi cenaze namazı kılınması ile ilgili tabii sadece cemaatin toplanması, yani namaza katılmasını sağlama dikkate alınıyor. İlle namaz vaktine rastlaması da şart değil. İslam alimleri hani Allah Resulü'nün şu hadisine yani bir an önce cenazeyi defnedin, acele ediniz demiş Peygamberimiz. Cenazeyi defnetmede acele ediniz. Dolayısıyla namaz vaktini bile beklemeye ihtiyaç olmadan kuşluk vakti diyelim cenaze hazırlanmış. Daha namaza 2 saat veya 3 saat var mesela. Ama cemaatte toplanmış, kısım akraba gelmiş. Cenaze yıkanmış. İlle öğlen namazını beklemek şart değil demiş alimleri. Kuşluk vakti de olsa cenaze namazı kılınır, cenaze gömülür diye kabul ediliyor. Günümüzde namaz sonlarına denk namazlara denk getirilmesi, hazır cemaat namaz sebebiyle toplanıyor. Cenazeyi haber alanlar da buna ilave ediliyor. Daha kalabalık bir cemaatle namaz kılınmış oluyor diye namaz vakitleri bekletiliyor. Yani illa namaz vaktini bekletme şartı yok. Ama namazdan önce biz cemaat toplanmış, öğlen namazı kılınacak. Önce cenaze namazını kılalım demek doğru değil. Bizim söylediğimiz daha öncesinde cenaze namazı kılınacak, cenaze gömülecek. Ondan tekrar namaza dönecek cemaat mesela. O şekilde vakit varsa namazdan önce de kılınabilir. Ama namazdan sonraya bırakmak daha uygunsa ki bizim memleketimizde artık Arabistan'daki gibi cenazenin sıcaktan dolayı bozulma vesaire tehlikeleri olmadığı için cenaze soğuk yerlerde korunuyor. Bazen 1-2 gün, 3 gün bile kısım akraba işte yurt dışında olabiliyor, başka şehirlerden gelmesi bekleniyor falan. Hemen o gün cenazeyi yetiştirmek zorluklar meydana getireceği için acele edilmiyor yani. Dolayısıyla işte Perşembe günü vefat eden kişi Cuma günü, Cuma namazından sonra cenaze namazı kılınsın. O gün o gece kısım akrabası da başka şehirlerden gelsin diye Cuma gününe bekletiliyor mesela. Yani aslında hiç bekletilmeden Perşembe gününden de defnedilebilir. Buna da bir engel yok ama işte oğlu kızı başka şehirlerden gelmek, illa anne babasının cenazesinde bulunmak ister anlamında geciktirmeler olabiliyor. Bazen Almanya'dan cenaze Türkiye'ye mesela geliyor. Veya işte İstanbul'daki cenazeyi Kars'taki aile mezarına gömülsün diye vasiyet ediyor bazı hanımefendiler veya beyefendi. Ondan sonra bize telefonla soruyorlar tabii, hocam diyorlar da Kars'ın bilmem ne köyüne buradan cenazeye götürmemiz fevkalade zor. Buna maddi bakımdan imkanlarımız da el vermiyor. Ama babamız vasiyette etmişti. İlle beni Kars'ın filanca köyünde, köyümüzde, anne babamın mezarı da orada, oraya gömün diye vasiyet etmişti. Bu vasiyete uymak vacip mi değil mi mesela soruluyor. Biz uymak gerekmez diyoruz. Ama bazı durumlarda cenazenin başka yere götürülmesine zor şartlarda şöyle fetva verilmiş. Eğer düşman beldesinde cenaze kalacaksa, orada düşman onun mezarını tahrip etme veya cenazeyi yakma, yıkma neyse anlamında gayrimüslim ülkede düşmanın bulunduğu yerlerde cenaze zarar görecekse, cenaze oradan alınır, Müslümanların bulunduğu beldeye, şehir ve kasabalara nakledilebilir diye fetva verilmiş. Bunun için sadece başka yerlere cenazenin götürülebileceğine fetva verilmiş. Yoksa her vasiyet edenin cenazesini ta köyüne kadar, Almanya'dakini Türkiye'ye getirme, aman vasiyetini yerine getirelim diye böyle bir mecburiyet yok. Ama bunu yapabiliyorsa ailesi, gerçekten de biz bir araya toplanalım, kendi köyümüzde veya mezarlığımızda, aile mezarlığımız olsun diye oluyorsa o da caiz oluyor. Ama zorlama yoluyla buna sadece vasiyet etti diye uymaya çalışmak doğru değil. Yani bir kimse nerede vefat ettiyse oraya en uygun olan yere, Müslümanların gömüldüğü yere defnedilmesi en uygun ve güzel olanıdır. Çünkü sizin nerede vefat edeceğinizi ancak Allah bilir diye bildiğimiz hani 5 mugayyete 5 var. 5 bilinmeyen şey. Bir tanesi de ve ma tedri nefsün bi eyyerdin temüt, malum 5 maddeden birisi. Yani siz nerede öleceğinizi bilmezsiniz. Ancak Allah bilir.
ve ma tedri nefsün be yerdin temüt. Hiçbir kimse nerede öleceğini önceden bilemez. 3-5 ay öncesinden, 10 yıl öncesinden ben filanca yerde vefat edeceğim diye kimse bunu bilmez. Ama Allah bilir. Ama son artık vefat edeceği belli olmuş. Komaya girmiş. 1-2 saat ömrü kaldı belli falan. O vefat edeceği yeri insanlar biliyor anlamına gelmez. Bizim söylediğimiz sapa sağlamken daha önceki yıllarda 3-5 ay öncesinden 3-5-10 yıl öncesinden ben filanca yerde vefat edeceğim veya annemiz babamız filanca yerde vefat edecek diye bir kimse kesin bir şey söyleyemez, bilemez. Trafik kazasında mı ölecek, başka şekilde mi, nerede, hangi misafirlikteyken vefat edecek, bunu önceden bilme imkanı yok. O yüzden de madem ki o şehirde, kasabada vefat etmiş, onun cenazesinin de defnedileceği yer bir bakıma belli de olmuş oluyor. Onu çok uzaklara götürmenin anlamı yok. Hatta Süleyman Aleyhisselam döneminden tefsirlerde şöyle bir bilgi verilir. Bilinen hadisedir. O dönemlerde Azrail Aleyhisselam melekler görünüyor. Tabi cinler de malum Süleyman Aleyhisselam döneminde işçilik de yapıyorlar. İnsanlara rahat görünüyorlar falan. Nasibce Azrail Aleyhisselam birine dikkatli bakmış Süleyman Aleyhisselam'ın ümmetinden, kavminden. Onun melek olduğunu hissetmiş ya da anlamış bu kişi. Eyvah demiş, galiba benim ölümüm yaklaştı. Bana dikkatli bakan Azrail'di muhakkak. Benim buradan uzaklaşmam lazım demiş. Biraz gençmiş de herhalde, ölmek istemiyor. Süleyman peygambere gelmiş. Ya Süleyman demiş, böyle böyle bana melek demiş göründü. Çok dikkatli baktı. Galiba benim ölümüm yakın. Ne olur sen rüzgar yoluyla demiş. Çok uzaklara intikal imkanın var. Eğer mümkünse beni bu beldeden uzaklaştır. İzimi kaybettireyim demiş. Olur demiş Süleyman Aleyhisselam. Nereye gidiyor? Hindistan rivayete göre. Hindistan gibi çok uzak bir yere. Mucize şeyini kullanarak Hazreti Süleyman Aleyhisselam onu o beldeden öbür belde intikal ettiriyor. Bir iki gün sonra Azrail Aleyhisselam'la olan görüşmesinde Azrail Aleyhisselam ya şaşılacak bir şey oldu diyor. İşte bugün diyor ruhunu kabzetmem gereken kişi dün buradaydı diyor. Onun ruhunu bugün alacaktım. Fakat onun ruhunu ta Hindistan'ın filanca yerinde almak bana emredilmişti. Bu nasıl gidecek, orada nasıl olacak bu iş diye dikkatlice bakmıştım o kişiye. Fakat bugün gittim ki orada hazır buldum diyor. Yani kısaca o kişinin eceli gerçekten de ertesi gün ta Hindistan'ın filanca kasabasında diyelim. O ruhu orada kabzedilecek. Aslında Süleyman Aleyhisselam onu ruhunun kabzedileceği yere ulaştırmış oluyor. Değişen bir şey yok. Yani ruhu nerede kabzedilecekse oraya kişi ulaşıyor ve orada ruhu kabzedilmiş oluyor.